Sansürsüz Futbol'dan herkese merhabalar. Bugün yine iki tane kıymetli konuğumuz var. Feridun Niderlioğlu ve Gökdoğan Argan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ramazanınız mübarek olsun öncelikle. Herkesin hayırlı olsun. Hayırlı Ramazan dilerim. Geçmiş 23 Nisan bayramımız da kutlu olsun. Ulu Önder Atatürk'ümüzü de saygıyla anıyoruz buradan. Evet. Bugün önemli konular var. Bunlar üzerine konuşacağız. Ben önce bir girizgah yapayım. Ardından sizlere söz vereyim. Sizler de bu konulardaki fikirlerinizi söyleyin. Öncelikle hepimiz gazeteciyiz. Kulaklarımız deliktir. Benim de deliktir. Yani Feridun abi de bilir, Gökten de bilir. Yani her yerden akan suları iyi görürüz. Yer altından akan suları. Neler geliyor, neler gidiyor. Bunları iyi gören insanlarız. Tabii bizim eleştirdiğimiz konular var, desteklediğimiz konular var kulüp yönetiminde. Ama son zamanlarda beni en çok rahatsız eden şeyler, yani kulüpte çok başarılı olamayan insanların görevlerine devam etmesi bazen. Maalesef bazı başkana karşı harekete geçen, başkana karşı ihanet eden insanların garip bir şekilde kulüp çevresinde olması. Bunun içinde gazeteciler de var. Efendime söyleyeyim, liyakatın değil, hizmetin değil, bağlılığın değil, sanki aleyhine iş yapmanın daha çok prim yaptığı bir dönem olması. Bunlar hep gördüğümüz, duyduğumuz şeyler. Ama maalesef hayat akıp gidiyor ve sular da akıyor Fenerbahçe camiasının altında. Birçok şeyi de net bir şekilde görüyoruz ve hani dile getirmek bazen istiyoruz, bazen istemiyoruz ama ben bugün dile getirelim istiyorum. Birçok şeyi konuşalım istiyorum. Yani şimdi duyumlarımız var. Yani siz arada söze girebilirsiniz. Ben girizgah yaptım ama ilk sözü Gökten'le vereceğim. Şey yapma abi. Bazı duyumlarımız var. Bazı konuşmalar var. Bazı şeyler duyuluyor. Ankara'da bir iş adamının bir hazırlık içinde olduğu, etrafında insanlar toplandığını duyuyoruz. Başka bir şey daha duyuyorum. İttihatçı Fenerbahçeliler diye bir oluşum, ki bu İttihatçı Fenerbahçeliler bugün kurulmuş değil. Daha böyle sessiz ve derinden bir önceki kongrede özellikle Başkan Aziz Yıldırım'ın Ankara'dan destek alması karşısında çok rahatsız olmuşlardı ve Ali Koç'a destek vermişlerdi o dönemler. Bu kendilerini iddiatçı Fenerbahçeliler diyorum ve güçlü, sessiz, çok derin bir oluşum. Bugün de kulüp içindeki bazı şeylerden rahatsız oldukları, bazı insanlardan rahatsız oldukları, ki bunlar Başkan Ali Koç'u çok destekleyen, çok seven isimlerden. Bunlar çok duyulmaya başlandı. Gökten, sen de başladın. Ne diyorsun bu konulara? Ahmet abi, öncelikle söyleyelim. İttihatçiler yeni bir oluşum değil, İttihatçı Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'nin aslında 1916'daki başkanı Doktor Nazım da bir ittihatçıydı. Hatta Fenerbahçe stadının adı İttihat Stadı'ydı. Yani ittihatçı Fenerbahçeliler aslında Fenerbahçe'nin kendileri. Öz Fenerbahçeliler, ittihatçı Fenerbahçelilerdi. Kurucusu eski Başbakan Saraçoğlu da biliyorsunuz ittihatçıydı, iyi bir Türkçüydü. Yani Fenerbahçe'de şunu söylemek gerekiyor. Benim son 15 gün diye, son 15 günde öğrendiğim, algıladığım, anlatılan şu var. Bir hareketlilik var Fenerbahçe'de. Rahatsızlıklar gitmiş. Ve bir kongre havasına girilmiş artık bazı kesimlerce. Tabii ki Ali Başkan'ın bu seçim sürecine, yani Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki seçim sürecinde sen aslında değindin. Ali Koç'un seçilmesinde büyük önemi vardı ittihatçıların. Yani ittihatçı Türkçü Fenerbahçe'nin.
Sen aslında böyle teğet geçerek anlattın. Ben şöyle söyleyeyim. Yani iddiaçılar şudur. Fenerbahçe kesinlikle herhangi bir siyasi oluşumun kuyruğuna takılmaz. Herhangi bir siyasi oluşumdan veya herhangi bir gruptan, topluluktan siyasi veya etkiler sağlayamaz. Fenerbahçe kendi başına bir oluşumdur, özelliktir. Bunu çiğneyen bir kesme karşı da hiçbir yere takılmayan bir Ali Koç'u desteklediler. Ve Sayın Ali Koç'u büyük rol oynadılar seçilmesinde İttihatçı Fenerbahçeliler. Ben şu anda o hareketliliğin Ankara'da, İstanbul'da... Şimdi o isimlerin çoğu da Gökten, o isimlerin çoğu da birçok aday olma ihtimali olan Fenerbahçe'nin mali yükünü, hani geçen Ahmet dedi ya, karşılayacak insan yok Ali Koç'tan başka diye. Ben çok adam var dedik ya. Evet. Şimdi bu bazı Fenerbahçe'nin önde gelenlerini, geçmiş yıllarında damga vurmuş, hali hazırda Fenerbahçe'nin içinde var olan insanlara tekliflerde götürüyor, teklif götürüyorlar. Aday ol, arkamda olalım diye. Yani Az Yıldırım'dan vazgeçtiler, Ali Koç'tan şimdi vazgeçtiler. Yol değiştiriyorlar, anladın mı? Şahıs kişi değiştiriyorlar. Şimdi bunlardan önemli bir bölümü şu anda Sportif AŞ'nin içinde dip dalga deyip de başlayanlar, sonrasında Ali Koç'un bu işi beceremeyeceğini söyleyen insanlar, arkasından bu çok da çocukmuş diyenler, bunu hiçbir şeyden anlamıyor diyenler, telefonlarımıza cevap vermiyor, toplantı yapmıyor diyenler, ama şimdi tam tersi yanında olanlar. Anladınız mı arkadaşlar? Yani Fenerbahçe'de kongresi olup seçme ve seçilme hakkına sahip olan herkes, her birey, parası, gücü, bütçesi ne olursa olsun Fenerbahçe'yi yönetebileceğini düşünebiliyorsa, onu kalbine yerleştirmişse, aday olur, kongre seçerse görevini de yapar. Ali Koç'u Fenerbahçe başkanı yapanlar Fenerbahçe tarihinin önemli isimleri filan filan değil. Fenerbahçe'nin 16 bin küsur oy sahibi olan, son zamanlarda üye olan insanlar. Tamam mı? Ali Bey de bu kadar oy alacağını düşünmüyordu. Bu kadar fark yapacağını düşünmüyordu. Fenerbahçe camiası dinamikleri bambaşka dinamiklerdi. Bambaşka insanlar. O bahsettiğin isimlerin çoğu dere ağzında oturuyor. Dere ağzı tayfası dedikleri tayfa. Fenerbahçe'nin asıl sahibi olduklarını düşünen insanlar. Doğru mu? Bence değil. Çok şeye çok fazla müdahale etmeye çalışan insanlar topluluğu. Yanlış da yaptıkları zamanlar da oluyor. Ama Fenerbahçe'yi düzelttiği dönemler de oldu bu insanlar. Ama ben şunu anlamıyorum. Fenerbahçe başkan olan, koltuğa oturan insan şu hastalığa bürünüyor. Benden başka kimse bu kulübü yönetemez. Arkadaş, senden önce Az Yıldırım vardı, yönetiyordu. Şimdi sen varsın Ali Koç olarak. Sen yönetiyorsun. Sen de gidersin. Senden sonra başkası da yönetir. Yani bundan önce de bir sürü başkan oldu Fenerbahçe'de. Yani ben Tahsin Kaya, Güven Sazak, Metin Aşık, Metin Alişen, bu başkanlarla çalıştım. Hiçbiri, rahmetli analım Metin Aşık'ı, gideceğini hiç düşünmüyorlardı. Tahsin Kaya Şumari transferini yaptığı zaman beni bir daha bu kulüpten götüremez diyorlardı. Said Doğan'dan rahmetli yaşıyordu, rahmetli öldü. Yaşadığı dönemde bize anlattı. O zaman biz içerideyiz, dışarıdayız tabii, fotoğraf çekiyoruz da. İçeride imza atılırken Şumayir hikayesi mesela. 500 bin marka anlaşıldı. Adama diyorlar ki nasıl söyleyelim buna? Tercüman da yok. Anlaşamazlarsa rezil olmasınlar medyaya karşı. 100 bin mark teklif edelim. Tamam diyorlar. 100 bin mark, 100 bin doça mark söylüyorlar. Şumayir nain diyor. Ne dedi diyor işte Tahsin Kaya? Hayır dedi diyor şeye, Said Tandoğan'a. 200 söyle diyor. 200 yazıyorlar A4 kağıdına. 200 yazıyorlar. Mark. Ne dedi diyor? Nine dedi diyor. Yaz diyor. 300 bin mark. Ne dedi diyor? Yine nine dedi diyor. Hayır demek yani, anladın mı? 400 bin mark. Yine nine dedi diyor. E diyor çok para istiyor bu diyor. 150 bin mark oynuyor diyor. Türkiye'nin en iyi futbolcusu oynuyor. İşte Hasanlar, Masanlar, Vezirler. Ahmet bu işleri iyi takip ediyor. 170 bin mark mıydı? 140 bin mark mı? O rakamlar oynuyorlar. O dönem
Kalkıyor diyor ki Tahsin Kaya 410 bin 420 bin öyle gidelim diyor. En son 500 bin mark deyince yavol diyor okey. Şumayel anlaşma yapılıyor. Tahsin Kaya sarılıyor pişiyorlar filan. Sözleşme yok ha orada da. Sadece el yazısıyla yazılmış. İttiyaki dediğiniz o adamların çoğu o zaman kulüpte. Anladın mı? Sonra sahaya çıkılıyor. Fotoğraf çekilecek işte. Fenerbahçe ile anlaştı ya. Tahsin abi diyor ki başkan. Ya şu topu sektirsin diyor bir. Alsın diyor bir sektirsin. Ya diyorlar kaleci bu. Futbolcu değil ki sektirsin. Anlatıyorlar neyse. Sektiriyor filan. Tektirirken topu bir vuruyor. Tahsin abinin göğsüne geliyor top. Küt diye düşüyor. Düşünün. Eyvah dedik öldü herhalde. Anladınız mı? Ya öyle bir hikaye yaşandı. Fenerbahçe nerelerden nerelere geldi. Bunda Aziz Yıldırım'ın da çok ciddi emeği var. Yönetim kurulundaki her bireyinde. Kulüpte çalışan bütün personelinde. Yani Fenerbahçe'nin çağa atlama dönemi onlara denk geldi. Çünkü hakikaten 22-23 sene önce neredeyse yeni yeni cep telefonları falan çıkmıştı değil mi Ahmet? Çağa göre şu insanlar konum aldılar. Durum aldılar. Evet. Hareket ettiler. Şimdi Fenerbahçe sahipsiz kalmaz. Fenerbahçe'yi 2 senedir çok kötü yönetiyorlar. Perişan ettiler, rezil ettiler. Fenerbahçe tarihinde yaşanmayacak absürtlük olaylar yaşandı. Fenerbahçe'ye sadece sırf para vermekle olmaz. Zamanında da çok para veren adamlar oldu. Fenerbahçe'yi 20 milyon dolar borçla bıraktı Ali Şen. Fenerbahçe'nin bıraktığı adam Aziz Yıldırım 600 milyon euro borçla bıraktı. 600 milyon euro borçtan azalma da yok. Eksilme de yok. Aksine çoğalma var. Dolar artışından, faizden, şundan bundan. Yani Ankara'daki aday hikayesini ben de biliyorum. Siyasi partiye, AK Parti'ye yakın bir isim. Güçlü zengin bir iş adamı. Olur mu? Fenerbahçe camiası istemez. Net. Seçmez. Net. Karşısına aday çıkar mı? Korkudan çıkmaz mı? Bilemeyiz. Ama netice itibariyle Fenerbahçe'yi öyle tek bir kişinin tek eline sokma çabası içerisinde olması insanların büyük yanlış. Fenerbahçe her zaman başkanını bulur. Ferit Şahenk, Ali Koç başkan adayı olmaz. Zamanları var dendiği zaman vardı. Sonra Ali Koç çıktı aday oldu. Geldi başkan oldu. Hem de tarihi bir farkla. O da Aziz Yıldırım'ın iki senesi gibi şu anda bocalıyor. Ama bocalarken bazı şeyleri Aziz Yıldırım değiştiriyordu, değiştirdi. Ama şu hale bak ya. Yani neredeyse Mayıs ayı geliyor. Haftanın bir hafta içinde takım antrenmanlara başlayacak. Bir şekilde antrenman yapması lazım. Hoca yok ya. Böyle bir şey olur mu? Bu nasıl bir kötü yönetim? Nasıl bir mantık? Nasıl bir anlayış? Orada, neye göre? Bilgi vereyim. Ben kimlere? Bak Moskova'da bir hocaya haber gönderildiğinde biliyor. Almanya'dan birçok adamla görüşüldüğünde biliyor. Reddeden hocaların olduğunu da biliyor. Bütçe isteyip bütçesinin yüksek olmasından dolayı vazgeçilen isimler olduğunu da biliyor. Ama arkadaş bu kadar zaman beklenmez ya. Sen bildiğini söyle Ahmet. Şimdi şöyle söyleyeyim. 4 Mayıs'ta antrenmanlara başlama izni vermeyip federasyon planlıyor. Bunun bir bilgisini vereyim. Şimdi 4 Mayıs'a ne kadar kaldı? 8-9 gün. Şimdi 8-9 gün içerisinde Fenerbahçe'nin bir hocasının bulunması gerekiyor gibi görünüyor ama şu anda ortada bir teknik adam yok. Şimdi bu normal mi ya? Bu normal mi? Bana normal mi ya? Bu normal mi? Fenerbahçe Spor Kulübü burası. Gerek değil ya. Fenerbahçe Spor Kulübü. Aylar geçti hoca bulamadı ya. Ayıp ya 3 ay oldu be. 3 ay. Ve şansın da var arkadaş. Şansın da var. Koronadan ara verildi. Böyle bir şansın var. Araştırma şansın var. Hani Ali Bey geldiğinde diyordu ya ben Juventus'ta, Fransa, İtalya'da orada burada aile şirketlerimden aram iyi olduğu için transferleri kiralık da yapabiliriz. Bu bizim için büyük bir avantaj olacak dedi. Ya onu da yapamadı arkadaş. Yani kendi başlarına oyuncu bakıp oyuncu transfer etmeye çalışıyorlar. Hala bu hatayı yapıyorlar. Hala bu yoldan dönmüyorlar. Bu nasıl mantık? Yani Fenerbahçe'nin ne oluyor arkadaş? Fenerbahçe'yi ele mi geçirdiler yani? Biz ne dersek o olur mu diyorlar.
Bu iş buraya mı geldi? Tamam, o zaman versinler 500 milyon euro. Yatırsınlar Fenerbahçe'nin borçlarını. Fenerbahçe üyelerine teklif etsinler. Size de 5'er bin dolar veriyoruz diye. Zaten kabul eder bunlar. Üyelikler de bitsin. Fenerbahçe'nin de sahibi olsun. Bu mu ya? Kimseyi dinleme, kimseye sorma, kimsenin telefonuna çıkma, kimsenin görüşüne saygı duyma. Otur orada, ben para verdim. Ya arkadaş, herkes verdi. Verdin de ne yaptın? 2 senede harcadın paranın iki katını, verdin paranın iki katını harcadınız yani. Yanlış transferlerde. Uçtu paralar, buhar oldu. Ben buhar etmedim bu parayı. Siz ettiniz. Ben tabii Ferzun abi kadar sert bakmıyorum olaylara. Biraz daha farklı açıdan bakıyorum. Ben başkanın iyi niyetinden hiçbir şüphem yok. Yani kardeşim benim de şüphem yok. İyi niyetinden şüphem yok. Güvendiği, inandığı, insanlar da hata yaptığını hala kabul etmez mi bir insan ya? Bu kadar evet. Mı hata yapar ya? Ama dışarıdan tabii... Sorun ona geliyor. Bir gözlemim var tabii dışarıdan baktığım zaman. Ve şunu görüyorum. Geçmiş dönemin o kindarları, işte bazı konularda yönetime kin duyanlar, eski yönetime ya da başka isimlere kin duyanlar eğer kulübün etrafını çok fazla çerçevelemiş durumda. Şimdi geçmiş yönetimi en çok eleştiren, gitmesini en çok isteyen adam herhalde bendim. Beni bile... Sen miydin? Ya da sen diyelim. Sen en büyük muhalifleriydin. Az Yıldırım yönetimi. Muhalif değil, şimdi, doğruyu söylemek bu. Doğruyu yani, Ahmet. Sen de doğruyu söyledin. Yeri geldi adamları. Övdün, alkışladın. Helal olsun evet. Dedin. Yeri geldi. Evet. Dedin ki kardeşim ne yapıyorsun? Doğru şimdi mu? Ferdun abi, günün sonunda biz haklı çıktık. Al 20 milyon euro borç diyorsun. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben bunu düzeltmek için geldim dedi Ali Koç. Ben bu durumu düzeltmek, bu durumdan Fenerbahçe'yi kurtarmak, bu uçuruma gitmesinden kurtarmak için geldim dedi. Ne yaptı? Şimdi, Fenerbahçelerin birinci önceliği Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe her şeyden önce gelir. Benim hayatımda da Fenerbahçe çok çok önemlidir. Yani şöyle söyleyeyim, ben çocukluğumdan beri Fenerbahçe benim hayatımın en önemli parçasıdır, olayıdır. Ne diyeyim, yani ben Fenerbahçe'yle uyurum. Uyandığımda da Fenerbahçe'yi düşündüm, rüyamda da Fenerbahçe'yi gördüm. Yani bu kadar Fenerbahçe benim için önemlidir. Ama bu kindar dediğimiz kişilerin başkanın etrafını sarmalaması, işte daha 3-5 ay önce başkana sallayan adamların bir bakıyorsun hani yanında. Yanında çok enteresan geliyor bana. Yiyeceğim çok... ya kafayı yiyeceğim yani. İyice bana çok... Yani şu korona olmasaydı ben kafayı sıyırmıştım yani. Ya evden çıksaydım yanmıştık. Acaba bana... şöyle mi? Özür dileyerek lafıma giriyorum. Acaba başkan strateji mi değiştirdi? O muhalif olanları yanına alıp başka bir hedefe mi kilitlendi? Anlamadık yani. Muhalifleri yanına alıp aslında bir strateji. Gökdoğan'cığım, burası siyasi parti değil anam. Siyasi parti değil. Burası Fenerbahçe spor kulübü. Spor kulübü. Şimdi bir şey diyorum. Futbol en önemlisi. Ferdun abi, Ahmet abi özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum. Yani burayı bir siyasi hareket çevirmek isteyenler mi var? Başkanı acaba çerçeveleyen, başkana gerçekleri anlatmayan bir çember mi oluşturuldu? Acaba Ali Başkan bu çemberin içerisinde farkında mı değil bir şeylerin? Ama şunu da söyleyeyim. Biz Sayın Ali Başkan'a hep söylüyoruz. Hem çok zevkli ve Fenerbahçe'ye gelmesi de istenildi, çok sevildi. Ama Fenerbahçe'nin yapı taşlarıyla oynarsanız Fenerbahçe sizi dışarı atar. Aynı deniz nasıl yabancı maddeleri dışarı atıyor? Doğasına uygun olmuyor. Doğa nasıl her şeyi dışarı vuruyor? Fenerbahçe de öyledir. O yüzden bazı isimlerden ben duydum, o isimleri de duydum. Bazen şok geçiriyorum. Yani gazeteci olmayan, bakın çok önemli bir şey söyleyeyim. Hiçbir, belki lise mezunu, hani ben küçümsemek değil ama ben bir iletişim veya bir gazetecilik mezunu olduğunda ben de değilim. Bir saniye abi, bir şey diyeceğim. Küçümsemek değil bu. Ama bir şekilde kendine gazeteci kılıfı, senin yani isim var abi, estağfurullah, seni şey mi yapacağız şimdi burada? Sen onunla estağfurullah yavrum. Hayır ama ben dediğin isme biraz anladım. Anladım. Bir şey diyeceğim abi. Yani, sen 18 yaşında gazeteciliğe başlamış adamsın. Şimdi sen
gazetecilik mezunu olman gerekmiyor. Sen çekirdekten 16 yaşında başlamışsın. 40 yaşında başlamadın değil mi gazeteciliğe? Paranla da başlamadın. Para örerek de başlamadın. Kimseye cülüs de dağıtmadın. Değil mi? Anne bizim ağzımıza sıçtılar. 50 tane saçma sapan Vefa'daki maça gönderdiler. Ayaklarımız dondu. Ayaklarımız su içinde kaldı. Yıllarca parmaklarımız dondu. Ellerimiz dondu fotoğraf çekeceğiz diye. Yağmurun altında sırılsıklam. Gökdoğan patladı. Gökdoğan'ın evet, sesi gitti. Tamam, kaldığın yerden devam et Gökdoğan, onu düzeltiriz. Geldi mi? Geldi mi? Şey mi geldi? Geldi. Geldi mi? Devam et Gökdoğan. Şimdi Sayın Ali Koç Başkan dediği gibi gazeteci, o bahsettiğim şeyden anladı şu an. İzleyiciler de anladı, siz de anladınız. Gazetecilerle birlikte bazı iş adamları ve bazı siyasi kişilikler de var. Bunlar kulüp içinde mi? Efendim? Kulüp içinde mi? Kulüp içinde mi? Tabii kulüp içinde etkili olan bazı siyasi kimlikler var ki bu siyasi kimlikler başta aslında İhtiyaç Fenerbahçelilerden bahsettim. Reddedeceği anında taraf değiştirdi. Nasıl Ali Başkan'ın seçiminde bir rol oynadılarsa aynı zamanda Ali Başkan'ı o koltuktan alıp oraya başka bir Fenerbahçeli başkan oturtabilecek güce sahip olan kişiler rahatsızlıklarını dile getirdiler diyorum ben. Şimdi öyle, burada öyle bir güç yok. Onu burada gerçek hedef Ali Koç mu sizce? Değil. Direkt o. Direkt Ali Koç. Hiç konuşma. Değil ha. Bence hiç Ali konuşmayın. Koç. Direkt Ali Koç. Ali Koç. Bak, Sayın... Neden Ali Koç? Gökhan. Ali Koç hedef olmasaydı, bir dakika dinle Gökhan. Gökhan. Ali Koç hedef olmasaydı Fenerbahçe kulübü göğüs reklamını kolay kolay başka şirketlerden, kurumlardan da alırdı. Siyasetten evet. Yakın olan bir insan orada olsaydı Fenerbahçe'ye reklam yağardı. Borçları bu kadar yüksek bir şekilde ortaya çıkmazdı. Al tırpanlayarak götürülebilirdi. Birçok yerden desteklenirdi. Banka kredileri açılırdı. Var. Transferlerde kolaylıklar sağlanırdı. X isimler aranıp Fenerbahçe'ye yardımcı ol, bir transferini de sen yap diyebilirlerdi. Şimdi anlatmayın. Fenerbahçe'de Ali Koç şu anda tek başına kişiye hedef. Tek başına da mücadele eden bir isim. Ama tek başına bu kalkanı eline alıp, kılıcı eline alıp mücadele edemezsin. Yanında da arkandan bıçaklayan adamlar olduğu sürece de hiçbir halt beceremez. Yanındaki bu adamlar olduğu sürece. Anladınız mı? Ha, bugün Ali Koç'u o koltuktan yıkmanın tek yolunu futbol ve sportif başarı olarak görmesi lazım insanların. Başka türlü Ali Koç'u oradan yıkamazlar. Bak size söyleyeyim. Anladınız mı? Fenerbahçe zaten... taraftarı tribünü yıkar. O İttihat'ı falan filan onlar toplansa şimdi, ben de duyuyorum. Bak Ferdun bir şey söyleyeyim. Birkaç tane eski yöneticiyi arayıp başka eski yöneticiyi. Biri de federasyonda çalışıyor şu anda. Nihat Özdemir, Selim Soy'dan. Tamam mı? Arayıp da ya şu birkaç tane eski yöneticiyi arayın da aday olsun. Bir yıl var. Diyen o İttihatçılar var. Arayın da şu isim işte küstü. Onun kalbine girin. Yeri gelsin aday olsun diyorlar. Onlar da aratılıyor. Benim duyduğum var, bir aday var abi ama şu an söyleyemem. Şimdi anladım, biz bir saatte çok ciddi bir aday var yani şu anda alttan alta çalışan yani sağlam bir çalışma yürüten bir çalışma. Biraz yürüten benim bir gibi aday. Saçları yok. Ankara'dan iş adamı. Yok, biraz benim yok. Gibi saçları yok. Yok değil abi, İstanbul'dan. Fenerbahçe camiasında çok sevdiği, tanıdığı isimlerden diyebilirim yani. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz burada eleştirileri yaparken aslında kimi koruyoruz? Fenerbahçe. Birincisi Fenerbahçe. Fenerbahçe. Birincisi Fenerbahçe, ikincisi Ali Koç. Asıl şeyimiz o, Ali Koç. Diyoruz ki bu adam, bak şu günlerde bile, bak evden çıkmıyoruz. Markete bile giderken her gün kulübe gidip geliyor. Her gün kulüpte. Yani. Ve bu adam her şeyini ortaya koydu. Para ise para. Mesai ise mesai. Sevgi ise zaten kimse Ali Koç'un Fenerbahçe sevgisine şüphesi bile yok. Ali Koç'un gerçekten çok sevdiğim bir insan benim. Yani bak şimdi burada yayındayız falan diye söylemiyorum. Yayında olmasa ben söylerim. Ben seviyorum Ali Koç'u.
çok değerli bir insan. Çok büyük bir ya Fenerbahçe. Ya sen bireysel olarak sevebilirsin Ahmetciğim. Kimse senin sevgine karışamaz ki. Hayır, kimse kimsenin sevgisine karışamaz. Fenerbahçe pardon. Bir lafımı tamamlayayım. Bir insan da bir kulübü yönetiyorken gidip gelmesi, çok mesai harcaması, yanlış yaptığı gerçeğini de yok etmez. Şimdi bizim eleştirdiğimiz nokta nedir? Kulübü çerçeveleyen bazı insanlar, yani şimdi 2 yılda kötü giden bir süreç var. Şimdi Ali Koç bu kadar çaba harcarken, ya başkan şunu yapalım, bunu yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım. Şu kötü Ahmet Hain, Feridun Hain, Gökdoğan Hain, öteki kötü, şu kötü, bu kötü diyerek başkanı yalnızlaştıran, bak ben 2 yıldır çeşitli medya kuruluşlarında çalışıyorum değil mi Feridun abi? Kulüpten bir tane röportaj aldım. Bak bir tane. Kim ne? Alper Potu verdi. İlk geldiği zaman başkan Ali Koç. Kimlere neler verdiler? Bak kulübe çok yakın gazeteciyim değil mi ben? Çok yakınım. Ama git kulübe, Ahmet Ercanlar hain. Ahmet Ercanlar sinyalci. Ahmet Ercanlar yok efendim şöyle böyle diyorlar bak. Ve ben işimi gücümü her şeyimi kaybettim. Bir gün kimseye dediğimi duydun mu? Ya benim param yok. Benim maddi durumum kötü. Benim sigortam yok. Benim şeyim yok. Dediğimi duydunuz ben mu? Ben de kızdım sana. Sigortanı yatır da basın kartını al. Basın kartını al. Her emekli oldu işten bu meslekten. Her şeyim gitti benim. Feridun abi bak her şeyim gitti benim. Bir kere benden bir şikayet duydunuz mu? Bir kere dedim mi? Ya baba bak ben bu Ali Koç'un sevdiğim için bak başıma 1000 tane iş geldi. Benden bir kere duydunuz mu? Duymadınız değil mi? Ve ben bunu kimseye söylemedim. Şikayet etmedim. Dedim ki ben burada YouTube'umu kurarım. Mücadele ederim. Doğrusu neyse yaparım dedim değil mi? Kimseden paramı istedim ben. Bana iftiralar attılar kulüpte. Para için yapıyor dediler. Benim bir kişiden 1 kuruş para aldım. İspatlasın da ben kendimi köprüden aşağı atarım. Bak bir kişiden ispatlayamazlar. Öyle bir şey bulamaz. Köprüden bulamaz. Atma lafını söyleme ya. Sevmiyorum ya, o başka bir yerden atarım. Hayır, Aziz Yıldırım da söyledi yani köprüden atarım Fenerbahçe'nin borcu şu kadar çıkarsa dedi. Hala atacak bekliyoruz. Bak ben atarım ama. Atarım ben. Bak benim için hayatta onur, şeref, haysiyet her şeyin önemlidir. Bana iftiralar attılar. Feridun abi çok büyük iftiralar attılar. Sen o iftiraları atanlar aslında kendilerini bir sorgulasınlar. Acaba onlar mı öyleler? Ya Ahmet abi, Sayın Feridun abi. Ben şuna da değineyim. Bari değindim buna. Biz de yani Feridun abi, sen, ben bir şekilde Fenerbahçe dedik diye, Ali Koç dedik diye, dik durduk diye, eğilmedik, bükülmedik diye bir şeyler yaşadık. Ben şimdi şunu söylerim. Başkan eğer o çok güvendiği kişilere sadece şunu desin. Eğer yapabiliyorlarsa, kendi hani güçlü gösteriyorlar ya başkana, ben şöyle kalemim, böyle kalem sorum. Çalıştığı gazetede veya çalıştığı televizyonda, çalıştığı herhangi bir kurumun içerisinde Başkan Ali Koç'la ilgili övücü birkaç şey yazsın bakayım, söylesin bakayım. Ya yapabilecek mi? Ancak sosyal medyalardan yapıyorlar. Onu da güzel PR yapıp başkanın önüne dosya halinde sunuyorlar. Başkanım bak biz senin hakkında böyle yaptık, böyle çektik. Ama iş kendi Twitter'ında yapmak değil. İş kendi çalıştığın kurumda bir şekilde orada Fenerbahçe'nin haklarını savunduğunu göstermek. Fenerbahçe... Bizim meselemiz bu değil ki ya. Gökten biz gazeteciyiz. Yapmayın gözünüzü seveyim. Fenerbahçe'nin hakkını korumak töbe aşağı bize mi düşmüş ya? Evet. Bana ne ya? Fenerbahçe başkanı seçilmiş. Fenerbahçe yöneticisi var. Onlar koruyacak. Fenerbahçe'nin hakkını koruması gereken onlar, seçilmesinin sebebi bu zaten. Abi, o platformda da biziz abi. Feridun abi o platformda da biz korumak zorundayız. Başka mevzu. Bak onların ulaşamayacağı. Onların ulaşamayacağı. Çok özür dilerim. Lafınızı keseyim. Yerlerde pardon, biz gireceğiz. Şimdi karşılıklı konuşmayın. Fenerbahçe sarı yelekler yerine çubuklular diye sokağa çıkacak diye propaganda yapılan bir yerde sen Fenerbahçe böyle değil demedikten sonra senin Fenerbahçe'nin ben ne yaptım abi? Gökten pardon araya gireyim. Mesela futbol değil şimdi, mesele başka bir şey diyenlere karşı. Hayır kardeşim ne yapıyorsun Fenerbahçe'de? Pardon bir şey söyleyeceğim. Gökten'e çok özür dilerim. Gökten'e katılıyorum burada. Sen Fenerbahçe'nin haklarını savunmuyorsun. Fenerbahçe'nin orada hakem hatasıyla
Hakkını mı yiyorlar? Fenerbahçe lisans kurulu transfer mi yaptırmıyor? İşte hakemlerden ya da medyadan. Pardon abi, çok özür dilerim. Bir bitireyim. Fenerbahçe ler işte sarı yelekliler gibi çıkıp, az önce Yüktan söylediği şey çok doğru. Çıkıp şunu yapacak dediği zaman onlara yanıt mı veremiyorsun? Sen gazetecisin, toplum adına konuşursun, kamu adına konuşursun. Fenerbahçeliler de kamudur. Fenerbahçeliler adına da zaman zaman konuşursun. Onların hakları adına da konuşursun. Bu kulübün hakkını savunmak değildir. Bu hakkaniyettir. Çıkarsın dersin. Kardeş dersin. Yavrucuğum, sen Ali Koç'un, Ali Koç'u orada istemediğin için bazı siyasal nedenlerden dolayı sen yalan söylüyorsun. Sen insanları kandırıyorsun. Sen bazı şeyleri Ali Koç'a karşı ve Fenerbahçe'ye karşı çekiyorsun. Bunu diye dediğim için ben Aspor bana dava açtı diyor ki tam. Sen oradaydın. Sen imza verdin mi davaya? Vermiştim, geri çektim. Yani sen geri çektin. Olunca, açtılar değil mi bana dava? Beni işten atınca onlar şey yaptılar. Otomatikman davadan tutmuş oldum. Peki kurum bana dava açtılar mı onlar? Buna yanıt ver. Evet. Açtılar değil mi? Kadir kardeş bana dava açtı mı? Açtı. Şeref Yalçın bana dava açtı mı? Açtı. Futbol Federasyonu bana dava açtı mı? Açtı. Daha da var dava açanlar. Ve bu davalar açılırken ben ya kimseden avukat bile istemedim. Kimseden bir şey istemedim. Yardım istemedim, destek istemedim. Ve bunu kullanmadım bile. Yani öyle bir hava yaratıyorlar ki sanki orada biz düşmanız. Ama başkanı satanlar, başkanı sosyal medya taraflarının önüne atanlar, onlar dost. Röportajlar veriliyor, kulüpte ağırlanıyorlar falan filan, böyle garip garip işler oluyor. Ve ben artık burama geldi bazı şeyler. Ya bu kulüpte kim var abi? Ben Ali Koç'u biliyorum, Ali Koç iyi bir adamdır. Ali Koç böyle bir adam değildir. Kim peki bu adamları pazarlıyor? Kimler yapıyor buna? Ali Koç çok düzgün bir adamdır. Ve şaşırıyorum. Neler oluyor diyorum ya. Ya benim kulübümü nereye götürebilir ya? Valla ben bir şey söyleyeyim evet. Ahmet abi. Söyle. Ahmet abi. Bu trende geçer. Vagonlar gider. Fenerbahçe orada istasyondur, Fenerbahçe kalır. Bunlar yani o lokomotif de gider. Arkasındaki vagonlar gider. Ben şunu söylemek istiyorum. Bari iş işten geçmeden bir şeyler artık daha çok büyük yaralar açmadan kalkıp bir dinlemeye başlasınlar. Bir gözlemlemeye başlasınlar. Bakın ben burada şimdi isim verirsek olmuyor ama Fenerbahçe içerisinde sadece Fenerbahçe'ye değil Başkan Ali Koç'a karşı olan gruplardan bahsediyorsunuz. Hani o gruplar isimler, kişiler yavaş yavaş yaklaştılar. Her kardeşim isim ver. Niye vermiyorsunuz? Geçen hafta söyledik, Semih Özsoy'u anlamayan herhalde bizim kapıcı oldu. Anladın mı? Semih Özsoy işte. Herkes biliyor. Bak, ver isim ver. Yani şu ya, anda ben... Gazeteci mi kaldı piyasada? Gazeteci mi kaldı? Tembel Gürcan Bilgiç kaldı işte o da. Mayın Gürcan kaldı. Başka kim kaldı? Gazeteci kim var? Ercan var aslanlar gibi. Kim? Ya neyse, kim? İsim vermeyin arkadaşlar. Bakın şurada beni ilgilendirmiyor şey şahıslar. Bak ben şahıslar, benim tanımadığım, yan yana gelmediğim insanlar beni ilgilendirmiyor. Ama bak, Fenerbahçe ben... spor kulübü bu kadar aşağı çekildiği bir dönem ben hayatımda görmedim. Bak net söylüyorum. Şimdi üzüldüğüm nokta acaba bu başkan, biliyorum, ekibe çok önem veren bir adamdır. Raporlara çok önem verir, çevresine çok önem verir, çok değer verir. Ama bu liyakatsız insanlar acaba başkanı nasıl da şey yapıyorlar? Ya kardeşim bak, şu adam çok önemli. Şu çok şey. Bak şunu alalım. Şunu güçlendirelim. Bunu buraya koyalım. Bunu aşağı çekelim. Bunu yukarı çekelim. Bunu böyle yapalım. Değil. Kim yönlendiriyor acaba başkanı? Çok merak ediyorum. Çünkü ya atmaya tutuyorlar. Ben çok üzülüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Neden üzülüyorum biliyor musun? Sevdiğim için üzülüyorum. Ve bu adamın... Bu işleri yapabilecek... Bak. Zamanında bu tip durumları deneyen insanlar Fenerbahçe kulübünde çok oldu. Başkana yakınlık kurup başkanı yönünden çıkartmaya çalışan insanlar grubu çok oldu. Bütün başkanlardan bahsediyor. Ama o başkanın yönetim kurulundaki insanlar öyle insanlardı ki, affedersin, gık diyemediler. Şimdi birkaç kişi ayırıyorum Fenerbahçe yönetimden. Aman yanlış anlamasınlar. Yani isim olarak bildik. İsimlerini bilmiyoruz ya kardeşim. İşte Burhan Karaca'yı biliyoruz. Kemal Danabaş'ı
yıllardır 1907'den tanıyoruz. Ben onun dışında böyle 3-5 tane. Erol abiyi çok severim. Şaban Erdikler yani adam. Şaban Erdikler 5-6 kişi işte. Adam, yani. Çok kıymetli bir adam. Yani 5-6 tane adamın ismini sayabiliyoruz kulüpten. Fenerbahçe'nin haline bak ya. Diğerleri de Allah'a var. İki bayan yönetici var. Çabalıyorlar, mücadele ediyorlar. Çok çalışkanlar, evet. Evet. Sinan Türker Bayılır çok. Nazlı Hanım herhalde. Nazlı Hanım ayrıldı, açıkladı ayrıldığını. Evet, yönetimden ayrıldı. Sinan Hanım çok çalışkan bir yönetici. Çok başarılı. Şubeleri de sponsor buluyor. Şubeler başarılı. Yani şimdi başarılı olanı biz ne diyebiliriz? Başarılı olanı destekleriz. Ya kardeşim helal olsun deriz. Değil mi? Ama... Bak geçen gün Ahmet geçen gün bir şey söyledim ben. Avis arabalarıyla Samandıra'ya giden yöneticiler vardı. Tamam mı? Avis plakalı arabalarla. Ya şimdi kardeşim eskiden bir yönetici bak, gittiğinde İlhan Ekşioğlu Avis şey reklam söyleyeyim. Yapıyoruz. Daha ne istiyorsun? Avis diyoruz reklam yapıyoruz. Oğlum. Ama bir şey diyeceğim. Adam Avis. Kiralayabilir araba. Adam başka kiralayabilir şey abi. Fenerbahçe başka... yöneticisi öyle gitmez kardeşim Samandıra'ya. Anlatma bana. İlhan Ekşioğlu Ferrari, sarı Ferrari ile gitti de Türkiye'de bir taneydi. Hakan Bilal Kutlar bilmem nesiyle gittiğinde Porsche 911 Turbo ile gittiğinde bir taneydi Türkiye'de. Yani bir yönetici, şey oradaki oyuncuya iyi yönetmek bir için parasının mı olması gerekiyor? Para değil. Gücünü hissettirmesi. Para değil. İşte yönetemedi parası olan adam. Yönetemiyor. Allah Allah. Parası var yönetebiliyor mu? Ben de şunu söylüyorum sana. Şimdi oraya 911 ile gitmek değil mesela abi. Anlatamıyorum. Oradaki insanların, değil. Oradaki oyuncuların hürmet etmesi, saygı duyması. İlhan Ekşioğlu oraya gittiğinde sarı Ferrari'siyle kapıya çıkan adamların sayısını hatırlamıyorum. Bütün takım sahaya çıktı. İlhan Ekşioğlu'nun da yaptığı hataları anlatırız burada. Hani kulübe. Söyledik zaten. Şimdi yaptığı söyledik. Hataları. Şimdi İran'da söyledik. Sarı Ferrari ile gitmek benim için tabii ki adam zenginse gider. O ayrı bir şey. Ama iyi yönetici anlamına gelmez. Ama şunu söylemeye çalışıyorsun sen. Diyorsun ki oradaki adamlar biraz daha güçlü olmalı diyorsun. Tamam ben bunu yani, edemiyorum. Ama öyle adamları yanına yaklaştırmazlar başkanın. Tırıvır adamların, yancıların, saçma sapan adamları yanına yanaştırmazlar başkanın. Fenerbahçe'de akil insanlar konuşur. Hayır belki de Sayın Ali Koç böyle bir yöneticidir. Yani çok paralı, böyle çok zengin, havalı isimleri istemedi belki yönetiminde. Olabilir zengin, bu da bir tercih değil. Yani ben benim şunu anlatmaya söylüyorum. Çalıştığım o değil ki arkadaşlar. Siz niye yanlış anlıyorsunuz? Ben gayet ben zengin fakir. Şimdi parası olmaz. Ya. Parası olmaz ama bilgisi çok olur. Çok liyakatlı olur. Çok başarılı olur. O ki da yok. Geçmişte vardır böyle yöneticiler de vardı. Hani parası o yoktu ama adam hayır, başarılıydı. Hayır bugünkü yönetimde yok. Ya bugünkü yönetimde hani başarılı diyebileceğimiz işte Burhan Karaçam'ı sayarsın hani finans anlamında bir şeyler. Hayır Samandıra'ya giden adam diyorum. Ama Samandıra'da evet. Ya Samandıra zaten ortada başarısız olduğu için demek ki yönetim her şeyi orası yani. Bitiriyor işte. Zaten bütün camiada bütün her şey muhteşem olsun. Samandıra kötüyse her şey kötüdür. Samandıra Fenerbahçe'nin kalbi. Kalbi. Evet. Kimse anlatmasın. Ülker Arena'yı, orayı burayı. Fenerbahçe'nin evet. Kalbi Samandıra. Samandıra iyi olursa Ülker Arena'da da iyi olur. Kulüp de iyi olur. Terazi da iyi olur. O dediğiniz ihtiyatçılar da iyi olur. Medyadaki şakşakçılar da iyi olur. Herkes iyi olur. Anladın mı? Herkes iyi olur. Hepimiz iyi olur. Anladın mı? Biraz Samandıra kalbi. Değerli abilerim yani ne, peki reçete ne? Şimdi biz hep hastalıktan bahsettik. Bir hastalığı var ama bir de reçete nasıl bir reçete? Oraya ben, geçelim. Ben kendi reçetemi söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim mi? Yapalım. Ben yani. Söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Başkan Ali Koç masayı yumruğunu vuracak. Çevresini bir temizleyecek. Yumruğu bak diyecek. Ben Ali Koç'um kardeşim. Ben çok güçlü bir adamım. Ben buranın başkanıyım. Ve Fenerbahçe Kulübü başkanlık sistemiyle yönetilir. Başkan ayrı seçilir, yönetim ayrı seçilir. Başkanlık sistemi vardır. Amerika Birleşik Devletleri gibi. Bir sistem üzerinden yönetilir. Ve Ali Koç eğer bu tarz adamları kulübün çevresinde tutmaya devam ederse Ali Koç gelecek sene de aynı acıları yaşar. Bak net söylüyorum. Altın oyuncular. Şimdi para pool da açıldı yollar, değil mi? Aylı... Evet. Financial Fair Play de kalktı. O rahatsız evet. Değil mi? Ha. Evet, evet. Bu durumda bile takım kurulamıyorsa zaten o adamlar olduğu sürece olmaz. Olmaz. Bak bir tane adam var. Benim de tanıdığım, Ali Koç'un da tanıdığı, ortak tanıdığımız bir kişi. O kişinin iki senedir sözünün bir tanesine değer gösterilseydi,
bir tanesi üzerinden yol alınsaydı, bak çok şey bambaşka olur. Bugün Fenerbahçe bu sıkıntıları yaşamıyor. Çoğunu yaşamıyor. İsim vermiyorum diyorsun. İsim vermiyorsun. Sen isim vermiyorsun. Sen de tanıyorsun. Çünkü Fenerbahçe sadece kongreyesi. Fenerbahçe'nin bir parçası değil ki. Söyle ismi, söyle. Ya söyleyemem şimdi. Olacak iş değil yani. Başkanla birebir, ikimizin birebir tanıdığı bir kişi diyor. Bir kişi. Peki. Tamam, isim söyleyemem. Sen de tanıyorsun. Göktuğan da tanıyor. Tamam, peki. Anladın isim mı? Vermeyelim. Tamam. Son sözlerinizi alayım beyler. Bugün çok şeydiniz. Gergindiniz bugün. Gergin değil ama ya arkadaş ya, yazık günah, kaç haftalar geçmiş, aylar geçmiş. Fenerbahçe kulübü hiç böyle bir durum yaşamamış. Sol beki eksikti, çat sol bek gelirdi. Santifor eksikti, santifor gelirdi. Ha, o paralar yanlış da harcadıkları dönemler olmadı mı? Oldu, o zaman da ben eleştirdiğim için rahatım. Kimse kusura bakmasın. Anladınız mı? Ama bugün çok büyük yanlış yapılıyor. Fenerbahçe perişan edildi. Yerlerde süründürüyor. Her anlamda. Ama her anlamda. Antikuntum işleri bu yönetim iyi yapıyor. Hani görüntü çeksin, video çeksin, bayraklar atsın, şeyler yapsın. Bunları güzel yapıyorlar. Allahları var. Vallahi yapmaya devam etsinler. Yani yönetim derken hep yanlış söylüyorum. Sayın Başkan yapıyor. O izin vermese. 23 Nisan'da olanlar gurur vericidir. O kolilerin güzel gönderilmesi. Bunları ayarlasınlar. Ya yani Atilla Kıyat arabayla, üstü açık arabayla dolu. Marşı... Evet. Bütün statlarda Fenerbahçe. Konuşturmayın şimdi ya. Güzel oldu. Onların Allah'a var. Yapılması gerektiği zamanlar. Sen de son sözünü alayım. Sonra ben son sözünü de söyleyeyim. Kapatalım. Şunu söyleyelim o zaman. Ya, fazla da bir şey konuşamadık gerçi. Hep bir karşılıklıya girdik. Feridun abi konuşturtmadı ki. Hayır, karşılıklı böyle şeye girdik. Tartışma oldu. Fazla da gitmedim ben. Siz ikiniz güzel gittiniz. Hadi kesmiyoruz. Son sözünü söyle. Söyleyeyim. Fenerbahçe başkansız da kalmaz. Fenerbahçe sol beksiz de kalmaz. Fenerbahçe teknik direktörsüz de kalmaz. Fenerbahçe ilk yani şampiyon olamasa da ikinci bitirmiştir. Rekor tarihe bakınca da Fenerbahçe ya şampiyonluğu ikincidir. Yani en çok ikinciliği olan takım. Şimdi kaçıncı? Şimdi. Hep altıncı, yedinci lan. Ayıp ya. Fenerbahçe başarısızlığa tahammül edemez. Yani bırakın Ali Koç'u, Türkiye şu anda en popüler ikinci bir isim kimse onu getirir. Onu da ikinci yılda, eğer üçüncü yılda başarısızsan onu da yok eder. Gökhan, biz şunu da söyledik. Hakemlerin MHK'yi, hatalarını, federasyonun yaptıklarını söylemedik mi? Hep söylemedik gibi anlaşılmasın. Ahmet, söylemedik mi oğlum? Zaten anlatmadık mı? Benim başımın ne geldiyse ondan geldi. Senin yüzüne geldi. Başımın ne geldiyse ondan geldi. Hani bunları anlattık diye bak. Oyunları ortaya çıkarttık diye. Ya yılın gazeteci ödülü aldım ben daha yeni. Evet, evet. Bu haberlerde yani halk oyuyla aldım. Binlerce oyla aldım. Ve daha yeni aldım. Niye aldım? Bu haberleri yaptığım için. Federasyonda dönem dropları ortaya çıkarttığım için. Karşımda ne aldım? Yalanladılar beni kulüpten. Karşılığı buradan. Ben bir şey söyleyeyim Ahmet abi. Artık davalar açıldı. Kulüp de üzerine yalanladı beni. Yani aynen. Oradan darbe yiyorsun, buradan darbe yiyorsun. İyi de kardeş, tost olduk ya. Ahmet abi. Söyle abi. Seninle özel paylaştım. Feridun abi de bildiğim bilmiyorum. Onunla paylaştım tam bilmiyorum ama. Yani biz şimdi Feridun abi TFF, Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde bazı şeylerin olduğunu sen anladın. Ben de orada karşı tarafında bir şeyler oluyordu. Yani ikinci bir zorlu yaratılmaya çalışılmadı mı Başkan Ali Koç'a karşı? Evet, yaratıldı işte. Yaratıldı. Onu anlatıyoruz. Gökhan işte Ali Koç'u tuzağa düşüren kişiler orada duruyor. Pardon Feridun abi. Ben o dönem bir şey yazmıştım. Doğru muydu? Hadi bir teyit alalım senden. Demiştim ki Başkan Ali Koç oradayken Anspor kamera yolladı ve zorlu yaşatmaya çalıştılar. Doğru muydu? Gökhan açıkla bunu. Tarihe orada, orada ben var. Evet. Evet sen vardın. Kamerayla nasıl gittim. Oldu olay? Nasıl oldu anlat? Korkma evet. Göktuğan arkanda ben var. Ben seni korurum. Korkma Göktuğan hiçbir şeyden. Allah'tan başka kimseden korkumuş. Orada zaten ben bırakır mıydım o güzel ortamı rahat, her şey rahat, güzel gidiyor. Ekranlardayım. Her ayın birine maaşım yatıyor. Bir bu rahatlığı bırakır mıydık Allah'tan korksaydım? Allah'tan başka kimseden korkmuş. Pardon özür dilerim. Ne oldu peki orada? Anlat. O kumpası anlat bakalım bilelim. Ali Koç'u nasıl kumpas kuruldu? Ya kumpas, şimdi Fenerbahçe ile ilgili bir karar verilecek. Çok önemli bir karar. Fenerbahçe'nin evet. Limit
Fenerbahçe'nin kaderi belirlenecek. Yani Fenerbahçe ya bu duruma gelecekti, yedinci olacaktı ya da şampiyon olacaktı o gün. O gün orada bir karar verecek. Fenerbahçe'nin ya limiti açılacak, Fenerbahçe istediği futbolcular olacak ya da Fenerbahçe limiti açılmayacak, bugün yedinci olacak. Evet. Bu aynı zamanda başkanın kaderi. Yani başkan için önemli bir gündü. Fenerbahçe için önemli bir gündü. Orada bir karar verilecekti. Ve o karar verileceği zaman da Fenerbahçe'nin karar açıklanacağı gün biz oraya gönderildik. Yani gidin orada bir karar açıklanacak. Ama ben orada o sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un içeride o mi değil mi, orada mı değil mi? Yani bunu bilmiyoruz. Biz yola çıktık. Bismillah dedik, yola çıktık. Gittik, kurulduk. Canlı yayınlarımızı yapıyoruz. Gerisi zaten biliniyor. Gerisi benim anlatmaya... Benim yazdığım şey doğru muydu yani? Orada evet, Ali evet, Koç'a doğru kardeşim, orada doğru. Olduğuna içeriden bir kişi... Kardeşim doğru, doğru. Arayan ki Ferdin abi, Aspor'u söylesin. Serkan. Aspor'u, Serkan arayan kim? Ali Koç buraya geldi, kardeş. Geniş şekilde. Kadir teşekkür ederim. Şimdi ben bunu söylediğim zaman mahkemelik oldum. Ben programı bitiriyorum. Başkan Ali Koç'a karşı kumpas yaparım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Doğa ben acayip güzelleşti. Özür dilerim abilerim. Orada peki neden olmadı ikinci vaka? İkinci zorlu niye olmadı acaba? Onu başkan Gökten oradaydı ondan mı? Başkan onun farkında mı? Gökten orada diye mi? Bence bugün farkında değildi. Bugün adam yerine koydukları yarın onu manşet yapmazsa bakın bunu da bu kayıt altında bu silinmeyecek YouTube'dan. Bugün başkanı bir şekilde yanına sokuşturulan gazeteci dahi olamayan, iki cümleyi bir araya getiremeyen kişilerin yarın bir gün, isim yapıyorlar ya şimdi, o kişiler tarafından, yine yanına sokulan kişiler tarafından Fenerbahçe ve başkanı hakkında manşetlerini hep birlikte böyle okuyacağız Ahmet abi. Böyle. Gökten anladım ben seni de. Gökten. Millet zannediyor ki Ahmet Ercanlar bir yerden kovulduğu zaman, Gökten kovulduğu zaman, Feridun bir yerden kovulduğu zaman Ali Koç çıkıyor, canlı paraları gönderiyor, dolarlar, eurolar, hesaplarda mı düşüyor? Fenerbahçe yöneticileri falan. Biz böyle, ulan telefon açmadılar bir kere, telefon, alo. Şimdi beni aradı, Ali Koç, beni aradı. Bilmem seni, seni ayırıyorum. Beni aradı. Seni arayan oldu mu kulüpten bir tane adam, Gökdoğan? Bir merhaba diyen oldu mu, geçmiş olsun diyen oldu mu? Beni bir yöneticim aradı, sadece tebrik etti işte duruşumu falan filan. Neyse. O zaman ya, son sözüm. O dışarıdaki sözüm, insanlar öyle zannediyor. Ona sinirleniyorum. Ben son sözümü söylüyorum. Tabii ben. Ben de şunu söyleyeceğim. Benim bir buçuk yıldır sigortam yok. Ödüm kopuyor. Oğluma sallanacak diye. Çocuklardan biraz sallanacak diye. Hani diyorlar ya parayı indiriyorlar falan filan. Ödüm kopuyor. Bir tane çocuğuma sallanacak diye. Allah korusun. Son sözüm de bu olsun. Son. Zannetmesinler ki işte onu diyorum. Yok Doğan. Zannediyorlar ki yani bunların keyfi yerinde. Bile bile gider yapıyor millete bunlar. Sonra açıkta kalınca bunlara birileri yardım ediyor, destek oluyor. Tabii. Neyse, son bir söz söyleyeyim. Bak, son bir söz söyleyeceğim. Kapatacağım. Söyle. Bakın arkadaşlar, bu süreç bize gösterdi ki hassas davranmamız, sevgili davranmamız, insan olmamız, bazı şeyleri liyakatiyle yapabilen insanlar görevlerde olsun. Hakikaten yoksa başka türlü ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Doğaya 2 gün, 4 gün sokağa çıkma yasağı olduğunda görüyorsunuz Uludağ gözükmeye başladı İstanbul'da. Ben diyorum ki hakikaten bu doğaya bir isim de bir zekatımız ve fitremiz olmalı. Neden olmalı? Haftada bir gün hiç değilse ayda 4 gün bir sokağa çıkma yasağı yapılmalı bu ülkede. Zaruriyetle çıkması gerekenler hariç. Onlar mecbur ticareti işini yapacak olanlar. Yani haftanın bir günü hiç değilse hakikaten doğaya bir şekilde zekat vermemiz, fitre vermemiz lazım. Bu doğa bize yediriyor, içiriyor, yağmurlar, seller Allah'ın izniyle her şeyi veriyor. Nimetler veriyor. Bir gün biz iyi davranmıyoruz bu doğaya. Bir gün. Ve doğada, yerde, karada, havada, denizde bozulmanın tek sebebi insan ol. Ayet bunu diyor. Kesinlikle katılıyorum. Bir gün sokağa çıkma yasağı olmalı. Çok önemli bir şey söyledim. Bu doğayı artık korumamız lazım. Bak bu sokağa çıkma yasağı olmadığı günler ve hava tertemiz, şey tertemiz, çevre tertemiz, insan kadar zararlı bir varlık yok. Zaten bu yayında da, yayının tamamında da insanın ne kadar zararlı bir varlık olduğunu, ne kadar nankör bir varlık olduğunu anlatmaya çalıştık. Ben son sözü söylüyorum ve kapatıyorum.
Ben bir Gökten son söyleyeyim. Gökten. Son söyleyeyim. Söyle. Söyle mi? Söyle. O zaman diyelim ki ihtiyaç ölür, ihtiyaççılık yaşar. Hürriyet, müsavat, uhuvvet, adalet diyelim, bırakalım. Peki, ben de söyleyeyim. Dostoyevski diyor ki, ben çok severim. Bütün kitaplarını da okumuşumdur. Herkesi öldürüyoruz sevgili dostum. Kimini kurşunla, kimini sözlerle, kimini yaptıklarımızla ve kimini yapmadıklarımızla. Herkese teşekkür ederim. Sevgiler, hoşça kalın arkadaşlar. Eyvallah.